Gazeteleri tehdit ediyor Çanakkale 1915 köprüsündeki verilen geçiş garantisinin tutmamasının haberini yapıyor bu gazeteler. Başka bir şey yapmıyor ki. 45 bin araç geçmiyor kardeşim diyorlar. Bedava yaptığınız dönemde bile bu kadar adet araç geçmedi. Yani bunların sorgulanması bile artık rahatsızlık mı veriyor? Nedir Sayın Bila? Evet, iki şey söylenebilir Gökmen. Birincisi, bütün bunlar aslında iktidarın çaresizliğini gösteriyor. Herhangi bir sorunu çözme yeteneği bulunmadığı için sorunları çarpıtarak veya üstünü örterek yok saymaya çalışan bir yaklaşım var. İkincisi de çoğunluğa dayanarak, çoğunluk desteğini hala varsayarak artık demokrasiyi, anayasayı, kurumları, kuralları, değerleri bir tarafa bırakarak halkı mecbur kılma politikası izleniyor. Yani az önce ifade ettiğiniz, evet hayat pahalılığımız var ama işte ülkeyi savaşa sokmadık, Suriye değiliz, işte işgali konuşuyor olurduk, istila olurdu, sırtlanlar bekliyordu gibi ifadelerin karşılığı bizim Türkçemizde güzel bir özdeyişimiz vardır. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler. Yani çok kötüsünü gösterir, kötüye razı edersiniz. Böyle bir politika bu. Yani dua edin ki Suriye gibi bir savaşın veya savaşın içinde değilsiniz. Ukrayna gibi Rusya tarafından işgal edilmiş değilsiniz. Savaş ortamı değilsiniz ama hayat pahalı olsun buna katlanın deniliyor. Ve bu yaklaşım maalesef Türkiye'nin dini değerleriyle de besleniyor. İnanç istismarı da yapılıyor. Çünkü yoksulluğa, fakirliğe, geçinmenin çok zorlaşmasına Diyanet İşleri Başkanı Allah sizi fakirlikle sınıyor diyor. Sınava tabi tutuyor diyor. Fakirlerin yeri cennettir diyor. Yani fakir olmayı öven, yükselten, onun çok önemli bir şeymiş gibi, herkese nasip olmayacak bir üstünlükmüş gibi sunan bir sistemimiz var. Aslında bu tablo çok acı, çok kötü. Yani niye Türk insanı pazardan artık toplasın? Yani işsiz kalan çocuklara işte aile, akrabalar yardım ederek onun geçimini sağlasın. İşte ev genci diye bir kavram türedi. Yani evde oturan üniversite mezunu gençlerimize anneleri, babaları, teyzeleri, dayıları, amcaları bir araya gelerek bakabiliyorlar. Böyle bir duruma düştük biz. İşte Salim Bey biberin fiyatını söyledi. Kabağın fiyatı ortada. İnanılır gibi bir hayat pahalı değil, bir sıçrama oldu yani. Bu da tamamen düşük faiz takıntısından kaynaklandı. Orada şöyle bir soru işareti açmak isterim. Yani ekonomistlerden aldığım değerlendirme ve bazı tespitlerle ilgili olarak elbette ben iktidarın faizin sebep enflasyonun sonuç olduğu tezine kendinin de inanmadığını düşünüyorum. Yani bunun için çok derin bir ekonomist olmaya gerek yok. Bu çok basit bir kuraldır. Buna rağmen bu politikayı niye izliyor diye sormak lazım. Buradan iktidarın kazancı nedir veya kazanç sağlayanlar kimlerdir? Şöyle bir mekanizmadan da söz etmek en azından üzerinde durulması gerekir diye kamuoyunun gündemine sunmak lazım. Şimdi %14 politika faizi belirliyorsunuz ve bankalar %14 faizle Merkez Bankası'ndan kredi alıyorlar. %24 faizle hazineye kredi veriyor, borç veriyorlar. Burada bir kere bankalar kazanıyor. Bunu bile bile niye yapıyorsunuz? Siz %14 ile para satıp niye %24 ile para alıyorsunuz? Bunu Merkez Bankası'nın izah etmesi lazım. Ve buradan bankalar kazanıyor. Peki bankalara bu kolaylık niye sağlanıyor? Şöyle bir bağlantı da kurulabilir. Son dönemde özelleştirme veya kamu özel işbirliği denilen yöntemle yapılan büyük altyapı yatırımlarına, örneğin telekom özelleştirmesinde somut örneği var. Türkiye'de yine siyasi talimatla özel bankalar büyük krediler açtılar. Ve bu kredileri geri alamadılar. Onun yerine hisselerini aldılar bir özel şirket grubu. O para elden gitti. Şimdi bu yöntemle bankalar belki dolaylı olarak kaynağa sahip kılınıyorlar. Böylece belki zararlarını azalttıkları gibi karlarını artırıyorlar. Yeni açıklandı. Bankaların bu yıl elde ettikleri kar anormal yüksek. %300'lerle ifade ediliyor. Yani izlenen bu politikadan vatandaşın bir şey kazandığı yok. Düşük faizler. Ama bankaların kazandığını görüyoruz. Ve ters bilinen bir olguyu söylemek lazım. Bankaların yüksek faizle kazandığı iddiadır. Hayır, öyle değildir. Tam tersinde bankalar düşük faiz döneminde para kazanabilirler. Bu faiz sarmalının altında kalan enflasyon sebebiyle bizim vatandaşımız. Gelelim, bunu bilinçli olarak izlediklerini düşünüyorum ben. Bilmediklerinden değil. Yani bu düşük faiz politikasının böyle bir kazandırma mekanizması var. İkincisi de büyük şirketlere kazandırıyor. Çünkü düşük kredi kullanabiliyorlar. Kredileri yapılandırılabiliyorlar. Burada
günlük olarak geçirmeye çalışan vatandaşın hiçbir çıkarı yok. Çünkü gidin bankaya, politika faizi %14 ama siz bir tüketici kredisi alın bakalım %25'ten aşağı alabiliyor musunuz? Alamaz. Vatandaşın lehine bir durum yok. Bir diğer tartışma konusu, Sayın Cumhurbaşkanı işte vergi memurudur demiş, anlamaz bu işlerden Sayın Kılıçdaroğlu için. Vergi memurluğu aslında çok nitelikli bir meslektir. Eğitim, uzmanlık gerektirir ve liyakati yüksek bir meslektir vergi memurluğu. Onu bir tarafa söylemiş olayım, koymuş olayım. Ama Sayın Kılıçdaroğlu vergi memurluğu yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu hesap uzmanıdır. Maliye Bakanlığı hesap uzmanları kurulu üyesi bir hesap uzmanı olarak 25 yıla yakın görev yapmış bir bürokrattır. Şimdi bunlar kaldırıldı. Hesap uzmanlığı, maliye müfettişliği, gelirler kontrolü kurulu gibi hepsini kaldırdılar. Çünkü bunların üçü de Türkiye çapında genel denetim yetkisine sahip üst düzey kurullardır. O kurullara girmek de çok zordur. Önce Türkiye çapında bir yarışma sınavına girersiniz. Çok ağır bir sınavdır. O sınavı kazandıktan sonra ki çok diyelim binlerce kişi girer, 30-40 kişi kazanır. Bir sözlü sınava tabi tutulursunuz. Eski sistemi söylüyorum. O da zor bir sınavdır. O sınavı geçtikten sonra aday olarak atanırsınız. Muavin olarak atanırsınız ve 3 sene boyunca özellikle hukuk, ekonomi, vergi hukuku, harcama hukuku, gelir hukuku konusunda 3 sene eğitim görürsünüz. 3 sene sonunda 30 ila 40 arasında sınava girersiniz. O sınavı geçtikten sonra yeterlik sınavları denir bunlara. Yeterli görülürsünüz. Ondan sonra yetkilendirilirsiniz ve Türkiye çapında mükellefleri denetlersiniz. Yani hesap uzmanı olmak çok zor, çok meşakkatli, çok bilgi ve eğitim gerektiren üst düzey bir görevdir. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani vergi memuruydu demek hakkaniyetle bağdaşmıyor. Ayrıca vergi memurluğunda iyi bir görev olduğunu açıklamış olayım. Böyle bir sınavdan geçerek yapılan bir görevdir. Onu da paylaşmış olayım sevgili izleyicilerimizle. Vergi memuru bu dediğiniz süreçlerden geçerken o vergi memurlarının diplomaları olup olmadığına da bakılıyor mu? Öyle bir şart da var mı Fikret abi? Tabii tabii. Özellikle yani vergi memurluğu için vergi memurluğu sadece kendi bölgesinde görev yapan, tahsilat yapan, diğer sorunları inceleyen daha normal bir memuriyetin ama denetim elemanı olan yani maliye müfettişi hesap uzmanı olanların hukuk, ekonomi, maliye, işletme, kamu yönetimi gibi alanlarda yüksek lisans diploması gerekir. Onu alarak ve savcılıktan da bir de yüksek lisans diploması. Bir kaydınız olmadan alarak başvurabilirsiniz. O öyle bir eğitiminiz yoksa o sınavlara giremezsiniz. Anladım. Yani sırf lisans diploması da değil, bir de yüksek lisans diploması gerekiyor. Bir yanlış anlaşılma var. Yüksek lisans diploması değil, lisans diploması yeterli. Yüksek öğretim. Tabii lisans dedim zaten ben de. Lisans tamam. Diploması yüksek yeterli. Yüksek öğretim diploması anlamında. Ben de lisans dedim. Meslek şeyine giriş çok ağır bir sınavdan geçerek giriyorlar. Benim kocam da hayata maliye müfettişi olarak başlamış, ondan biliyorum. Çok ağır bir sınavla giriyorlar. Evet, yani pek küçümsenecek bir tarafı yok bunun. Pek küçümsenecek bir tarafı yok onun. Ekonomistler evet. için gerekmiyor herhalde değil mi çok? Ekonomistler için de gerekiyor tabii ki. Bizim zaman zaman yayınımıza katılan bazı ekonomistlere soruyorum. Siz işte faiz ve enflasyon arasında böyle bir bağlantı kuran, böyle bir tezi olan bir kişi ekonomist der misiniz diye. Mesela yakın zamanda hatırladım Hurşit Güneş. O benim sınıfımdan bile geçemez yani bir ekonomi dersimden bile geçemez diyerek çok açık net bir şekilde tavrını ortaya koymuştu. Şimdi o zaman bu dilimde son olarak sizi dinleyelim Sayın Naz. Buradan bir çıkış var. Mesela birileri diyor ki ya herhalde bu iktidar gördü. Yani kimseye de şeyi anlatacak hali yok artık yani faizi düşürdüm diye enflasyonun düşmediği ortada faiz patladı gitti. Elimizde kaldı bu yüksek faiz. İndiği falan da yok. Ondan sonra yani bir yerden döner mi? Yeniden rasyonel ekonomi politikalarına şey yapabilir mi? Dönebilir mi? Çünkü dönmezse bizi ne bekliyor Nesin Hanım? Hayır bu iktidar dönemez. Yani krizin müsebbibi olanlar, krize sebebiyet verenler bir krizi çözemezler. Yani o nedenle mevcut iktidar kaldığı sürece
Bu krizden çıkış yok. Biraz önce Sayın Fikret Bilal çok iyi özetledi. Yani faizdeki durumu ve işte Ocak ayında bankaların sadece Ocak ayında yıllık kârları %370 artmış. Yani bunu çok bilerek yaptıklarını da zannetmiyorum. Yani gerçekten politika faizini düşürünce faizin düşeceğine dair bir inançları var. Oysa kur korumalı mevduata baktığımızda mesela sadece Nisan ayı sonunda geri dönecek olanlarda yıllık faiz %76'lar civarında gerçekleşecek. Korkunç bir faize sebebiyet vermişler. Geçen programınıza katıldığımda hatta Mahfi Eğilmez'in yaptığı bir hesaplamadan örnek vermiştim. Yani o çok böyle muhafazakar varsayımlarla yaptığı bir hesapta, yani mevcut rakamları alarak 591 milyar liralık kur korumalı mevduatı hazireye yıllık yükünün bunun 445 milyar lira olacağını, yani 591 milyar lira dövize kaçmasın diye verdiğiniz faiz, işte teşvik